Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık pankek tarifi ile geldim. Hemen tarifimizi hazırlamaya başlayalım. Uygun bir kabın içerisine 2 adet yumurta, 4 yemek kaşığı şekerimizi alalım. Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpma işlemine başlayalım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak ve videolarımın tamamını izleyerek bana destek olabilirsiniz. Birbirinden güzel tarifler için zil sesini açmayı unutmayın. Yumurta ve şekeri güzel bir şekilde çırptıktan sonra üzerine diğer malzemelerimizi eklemeye geçelim. 1,5 su bardağı süt kullandım. İlk olarak sütlerimi ekliyorum. Daha sonra üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyeceğim. Sıvı yağ ekledikten sonra sıvı karışımları bir güzel karıştıralım. Daha sonra unumuzu kontrollü bir şekilde ilave ederek çırpma işlemini devam edelim. 2 su bardağı unumuz var. 2 su bardağı unun ilk etapta yarısını ekliyorum. Gördüğünüz gibi Yavaş yavaş ilave ederek çırpma işlemine devam ediyorum. Daha sonra üzerine bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozunu ilave edelim. Hepsini güzel bir karışım elde edene kadar çırpma işlemine devam edelim. artık gördüğünüz gibi yeteri kadar kıvamına geldi. Artık şişeye doldurma işlemine geçelim. Ben burada bir boş bir ketçap şişesi kullanıyorum arkadaşlar. Genel olarak yaptığımda da bu şekilde yapıyorum. Sizlere de bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Hiçbir şekilde taşmadan, bulaşmadan çok rahatlıkla pişireceksiniz. Emin olabilirsiniz. Hala bu şekilde denemediyseniz bir kere de bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Şişeyi kek harcımla tamamıyla doldurduktan sonra Artık pişirme işlemine geçelim. Uygun bir tavayı ocağa aldım ve kızdırdım. Orta ateşte pişireceğiz arkadaşlar. Çok sıcak olursa pankeklerimiz yanabilir. Bu yüzden orta ateşte olması bizim için yeterli. Büyüklüğünü kendiniz ayarlayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Daha sonra ısıttığımız tavamıza kek harcımızdan dökelim. Üzeri göz göz olana kadar bekleyelim. Göz göz olduktan sonra Hemen çevirelim. Ben tavamı hiçbir şekilde yağlamıyorum. Bu şekilde daha güzel olduğunu düşünüyorum. Ve artık gördüğünüz gibi üzeri göz göz oldu. Hemen spatula yardımıyla çeviriyorum. Gayet basit bir işlem arkadaşlar. Herkes bu işlemi yapabilir. Çok rahatlıkla sizler de yapabilirsiniz. Özellikle çocukların beslenmesinde çok güzel oluyor. Ben kızımın beslenmesine koyuyorum. Aynı zamanda da çekmek istedim. Gördüğünüz gibi altı çok güzel bir şekilde kızardı. Hemen aradan 10 ya da 15 saniye geçtikten sonra altlarını kontrol ederek piştiğini alabiliriz hemen tavadan. Gördüğünüz gibi gayet güzel pişmişler. Hemen hepsini tavadan alıyorum. Bu kadar basit bir işlem arkadaşlar gerçekten çok da lezzetli oluyor. Özellikle kahvaltılarda da tüketebilirsiniz. Gerçekten de çok yakışıyor. Daha sonra ben diğerlerinde aynı şekilde pişirme işlemine devam ettim. Üzeri göz göz olmasını bekleyelim ve hemen göz göz olduktan sonra ters çevirelim. Yanma olabilir. Yine aynı şekilde ters çevirdikten sonra 10 ya da 15 saniye sonra altlarını kontrol ederek pişmiş mi pişmemiş mi bakalım ve ocaktan alalım. Ben artık hepsini tamamladım ve gördüğünüz gibi pankeklerim gayet güzel oldular. Ben içerisine çikolata koymak istiyorum arkadaşlar. Bunu da size yakından göstermek istiyorum. Aralarına çikolata koyup üst üste kapatıyorum ve kenarlarından birleştiriyorum. Tam anlamıyla birleşmese de gerçekten bu şekilde hem görüntüsüyle hem de sunumuyla çok güzel olduğunu düşünüyorum. Sizlere de bu şekilde göstermek istedim. Çikolata dolgulu pankekler oldular. Birkaç tanesini bu şekilde hazırlayacağım. Diğerlerini de sade olarak sunacağım. Gerçekten çok güzel oldular. Bu tarifle yapmanızı tavsiye ediyorum. Uzun yıllardır ben bu şekilde yapıyorum. Gayet de memnunum. Kenarlarından sıkarak birleştirme işlemini gerçekleştiriyorum. Biraz önce dediğim gibi tam anlamıyla birleşmese de yine de güzel bir görüntü olduğunu düşünüyorum. Ben artık yeteri kadar tamamladım. Sizlere de yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi pankeklerim gerçekten çok güzel oldular. İsterseniz içerisine bal da sürebilirsiniz ya da üzerine de dökebilirsiniz. Sizler için hazırlamış olduğum içi dolgulu pankeklerimi de yakından göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli ve çok güzel oldular. Gördüğünüz gibi içerisinde akışkan bir çikolata ve muhteşem yumuşacık pankekler. Harika oldular. Hemen sizler için bir tanesini daha göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kenarları açılıyor fakat bizim için hiç problem değil. Akışkan çikolatasıyla yumuşacık kekiyle muhteşem bir tarif oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.